Merhaba arkadaşlar, Şeneller Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz çok güzel, ağızda dağılan, kıyır kıyır nefis bir tuzlu kurabiye tarifi arkadaşlar. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kurabiyemiz için gereken malzemeler şöyle: 125 gram tereyağı veya margarin, hangisini kullanmak isterseniz. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ. Şöyle 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Elma sirkesi benimki. Varsa üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Tam 2 yemek kaşığı. Sirke çok güzel kurabiyenize şöyle güzelce kıyırlık vermesi için. Bir yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını içerisine, hamurunun içerisine katıyorum. Ve şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Yağınız mutlaka oda ısısında olsun. Yağlarımızı güzelce karıştırdık. Şimdi içerisine şöyle 1 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ekliyorum. Lezzetini artırıyor arkadaşlar. Neden eklediniz diye soracak olan olursa. Şöyle yarım paket, gördüğünüz gibi paketin yarısı içinde kaldı, yarısı kaşıkta. Kabartma tozu ilave ediyorum. Ve şimdi yavaşça unumu eklemeye başlıyorum. Şöyle 1 su bardağı unumu ilave ediyorum. 200 ml klasik su bardağına eşdeğer arkadaşlar bu bardak. O yüzden siz de klasik 200 ml su bardağı kullanabilirsiniz. Şöyle 2 bardak ekliyorum. 2. bardağımı da. 3. bardağımı da ekliyorum ve elimle karıştırarak kıvamını kontrol ediyorum. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Tuzunu eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Ben şöyle üzerine ekliyorum hemen. Çok eklemenize de gerek yok. Tuz ama şöyle hafif azıcık atıyorum. Ve şimdi şöyle 1 tatlı kaşığı dolusu çörek otu atarak hamurumu tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu şöyle parçalara ayıralım. Daha sonra şöyle kolaylık olsun diye elimizle yuvarlayalım. Şu şekilde kopararak dökelim. Mutfakta bir yanınızda yardımcınız varsa veya çocuğunuz varsa birlikte yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde döktüğümüz hamurlarımızı şöyle elimize alıyoruz. Yuvarlayarak küçük küçük böyle fırın tepsimize aralıklı bir şekilde diziyoruz. Şimdi ben bunların hepsini yapacağım. Fırına verme aşamasında tekrar görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi bu verdiğimiz ölçülerden bir tepsi kurabiye çıkıyor arkadaşlar. Şimdi üzerine şöyle ayırmış olduğumuz yumurta sarımızı hepsinin düzgün bir şekilde sürelim. Evet, yumurta sarılarımızı sürdük, bitti arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi kurabiyeler düşük ısıda uzun dakikalarda pişer. Hemen yanıp içi hamur kalmaması gerekiyor. Çünkü 180 derecede, 170 derecede fırınınızın pişirme oranına göre değişebilir. 170 derecede fırına göndereceğiz. Önceden ısıtmıyoruz. Tepsimizi koyuyoruz. Öyle çalıştırıyoruz fırınımızı. Sunum aşamasında görüşmek üzere. Evet, kurabiyelerimiz piştiler. Gördüğünüz gibi sunuma 1 bardak çayla beraber hazırlar arkadaşlar. Nefis bir kurabiye, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten bu kurabiyeyi denedikten sonra tarifi mutlaka kaydedeceğinizden eminim. O kadar memnun kalacağınıza güveniyorum yani tarifime. Bugünkü tarifimizin de gördüğünüz gibi sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve şöyle bir ısırık alıp içini size göstermek istiyorum.